Gustav Flaubert Bibliomanya Kitap Saplantısı Seslendiren Akın Altan Eskiden Barcelona'nın dar ve güneşsiz sokaklarının birinde Hoffman'ın masallarındaki gibi alnı soluk, donuk gözlü, garip ve şeytani biri yaşardı. Bu kişi kitapçı Giacomo'ydu. 30 yaşında olmasına karşın yaşlı ve yıpranmış birine benziyordu. Uzun boyluydu ancak yaşlı biri gibi iki büklümdü. Saçları uzun ancak beyazdı. Elleri büyük ve damarlı, kuru ve kırışıktı. Kıyafeti sefil ve paramparçaydı. Sakar ve sıkıntılı bir hali vardı. Yüzü solgun, hüzünlü, çirkin, hatta anlamsızdı. İlginç ve ender kitapların satıldığı açık artırma günleri dışında sokaklarda nadiren görünürdü. O zamanlar bu adam o saçma, gülünç ve tasasız kişi değildi. Gözleri canlıydı. Koşar, yürür, tepinirdi. Neşesini, endişesini, sıkıntılarını, acılarını tutmakta zorluk çekerdi. Evine soluk soluğa döner, dili damağına yapışmış bir şekilde sevdiği kitabı alır, gözüyle takip eder, ona bakar ve Cimri'nin hazinesini sevdiği gibi, babanın kızını sevdiği gibi, kralın tacını sevdiği gibi severdi. Bu adam kitapçılar ve eskiciler dışında kimseyle konuşmazdı. Ketum ve hayalperesti karamsar ve hüzünlü biriydi. Bir tek düşüncesi, sevdası ve tutkusu vardı, o da kitaplardı. Ve onu içten içe yakan bu sevda, bu tutku, günlerini alır, adeta varlığını yutardı. Gece olunca komşuları, kitapçı dükkanının camlarının ardından titreyen, sonra da ilerleyip uzaklaşan, ardından da bazen sönen bir ışığı sık sık görürdü. O zaman kapıların çaldığını, sönen mumu tekrar yakan Giacomo'yu duyarlardı. Bu ateşli gecelerini kitaplarıyla geçirirdi o. Mağazalarda koşar, mutlu ve neşeli bir halde kütüphanesinin bölmelerinden geçer ve saçları darmadağın, gözleri parlak ve sabit bir şekilde dururdu. Rafların ahşabına dokunduğunda elleri titrerdi. Raflar sıcak ve nemliydi. Bir kitabı alır, sayfalarını çevirir, kağıda dokunur, simleri, kapağını, harfleri, mürekkebi, Kıvrımlarını ve son sözcüğü için düzenlenen resimleri incelerdi. Sonra da yerini değiştirir, daha yüksek bir rapa koyardı. Şeklini ve başlığını saatler boyunca izlerdi. Sonra da el yazmalarına doğru giderdi. Çünkü onlar en sevdiği evlatlarıydı. Bir tanesini, en eskisini, en kullanılmışını, en pisini alır, parşömenini sevgi ve mutlulukla izler, kutsal ve dağılan tozunu koklardı mutlulukla ve gururla koklardı. Dudaklarında bir tebessüm oluşurdu. Bu adam çok mutluydu. Edebi ve ahlaki değerini güçlükle anladığı bu bilimin içinde olabildiğine mutluydu. Bu kitapların arasında otururken ne mutluydu. Gözlerini simli harflerin, kullanılmış sayfalarında, solmuş parşömenin üzerinde gezdirirdi. Körün ışığı sevdiği gibi bilimi seviyordu. Yo, sevdiği bilim değildi. Onun şeklini ve ifadesini seviyordu. Bir kitabı, kitap olduğu için seviyordu. Kokusunu, şeklini, başlığını seviyordu. Bir el yazmasında sevdiği şey, okunamayan eski tarihi, garip ve tuhaf gotik harfleri, resme yüklenen ağır yaldızlardı. Tatlı ve rutubetli kokusunu zevkle kokladığı tozu, tozla kaplı sayfaları, kurdelenin üstünde fıskiyeye dayanan mezar taşına işlenen ya da sepette duran altın elmalar ve mavi buketler arasında duran iki melekle çevrili güzelim son sözcüğünü severdi. Bu tutku onu tamamen yutmuştu. Neredeyse yemek yemiyordu, uyumuyordu, ancak gece gündüz sabit düşüncesinin hayalini kuruyordu. Kraliyet kütüphanesinin ne kadar güzel olduğunu, yüceliğini hayal ediyordu. Bir kralınki gibi büyük bir kütüphane yaptırmayı düşlüyordu. Rahat nefes aldığına göre gururlu ve güçlüydü. Bakışı kitapların arasında kaybolduğu, gözleri engin bölmelerde daldığında etrafında yine kitaplar vardı. Başına eğdiğinde yine kitaplar. Sağında solunda yine kitaplar vardı. Barcelona'da garip ve şeytani bir adam olarak biliniyordu. Bir bilim adamı ya da cadı sanıyorlardı onu. Alnı o kadar katı ve soluklu ki kimse onunla konuşmaya cesaret edemiyordu. Bir çocuğa zarar vermemek için asla dokunmamasına ve dilenmemesine rağmen kötü ve hain bir havası vardı. Kitapları için bütün parasını, varlıklarını, tüm heyecanlarını saklıyordu. Rahip gibi olmuştu ve onlar için Tanrıyı terk etmişti. Daha sonraları insanların Tanrı'dan sonra en değer verdikleri şeyi, parayı kitapları için feda etmişti. Kitapları için paradan sonra en çok değer verilen şeyi, ruhunu vermişti. Özellikle son zamanlar uykusuz geceleri daha uzun sürüyordu. Kitaplarının yanında duran lambası daha geç saatlerde yanar görülüyordu. Yeni bir hazinesi vardı. Bir el yazmasıydı. Bir sabah Salamankalı genç bir öğrenci dükkanına girmişti. Zengin gibi görünüyordu. Çünkü iki uşağı ve katırı Cakamon'un kapısının önünde bekliyordu. Öğrencinin kırmızı kadife başlığı vardı. Parmağında yüzükler parıldıyordu. Güzel kıyafetli ve sırmalı kollu üniforma giymiş hizmetçilerinin bilgisiz ve kendini beğenmiş bir havası yoktu. Yo, bu adam bir bilim adamıydı. Zengin bir bilim adamı. Yani Paris'te akacı bir masanın üstünde yazan, yaldızlı ciltli kitapları, işlemeli terlikleri olan, Çin'e merak duyan, röpte şambırlı, altın saatli, halısının üstündeki kedisi olan ya da etrafında mısralarını okuduğu, aslında onu budala bulmalarına rağmen ''Ne kadar akıllısınız.'' diyen birkaç kadını olan bir adamdı. Bu beyin davranışları çok nazikti. İçeri girerken kitapçıyı selamladı, büyük bir reverans yaptı ve yumuşak bir ses tonuyla ''Üstad'' dedi. ''Sizde hiç el yazması var mı?'' Kitapçı sıkılıp ağzında bir şeyler geveleyerek ''Aman beyim, bunu da nereden çıkardınız?'' ''Hiçbir yerden. Sadece vardır diye düşündüm.'' dedi. Kitapçının masasına gülümseyerek şıngırdattığı altın kesesini bıraktı. Beyim, dedi Giacomo. ''Doğrudur. Bende bir el yazması var ama satılık değil. Onları saklıyorum.'' ''Niçin? Onlarla ne yapıyorsun?'' Beyim, dedi. Öfkesinden kıpkırmızı olmuştu. ''Onların ne mi yapıyorum?'' Yo, siz bir el yazmasının ne olduğunu bilmiyorsunuz.'' ''Affedersiniz Giacomo Üstad. Ben anlarım ve bunu kanıtlamak için de ''Sizde, Fransızca, Türkiye'nin tarihçesi olduğunu söylüyorum.'' ''Bende mi?'' ''Yoo, beyim, size yanlış bilgi vermişler.'' ''Hayır, Giacomo.'' diyerek beyefendi yanıt verdi. ''Merak etmeyin, onu sizden çalmak gibi bir niyetim yok. Sizden onu satın almak istiyorum.'' ''Asla.'' Yo, siz onu bana satarsınız.'' diye öğrenci yanıtladı. ''Çünkü sizde olduğunu biliyorum. Richemin'in ölümünde satılmıştı.'' Evet beyim, el yazması bende. Bu benim hazinem, hayatım. Onu benden koparamazsınız, dinleyin. Size bir sır vereyim. Baptisto var ya, kraliyet meydanında yaşayan Baptisto. Benim rakibim ve düşmanımdır. O buna sahip değil, bense sahibim. Ne kadar istiyorsunuz? Giacomo uzunca duraksayıp gururlu bir edayla, 200 altın diye yanıtladı. Buradan gideceksiniz çok pahalı ve daha düşük bir fiyata da satmam der gibi genç adama zafer dolu bir edayla baktı. İşte size 300 altın, dedi genç adam. Giacomo'nun rengi attı. Neredeyse bayılacaktı. 300 altın mı? diye tekrarladı. Beyim, ben bir deliyim. 400 altına bile onu satmam, dedi. Öğrenci gülmeye başladı ve elini cebine sokup iki tane kese daha çıkardı. Evet, Giacomo, işte sana 500 altın. E, ee? Onu satmak istemiyor musun Cacomo? Ona nasıl olsa sahip olurum. Hatta bugün. Şimdi sahip olurum. O bana gerekli, dedi. Aşk öpücüğüyle verilen bir yüzüğü satmam gerekse bile, elmaslarla kaplı kılıcımı, malikanelerimi, saraylarımı, ruhumu satmam gerekse bile, bu kitaba sahip olmalıyım. Her ne pahasına olursa olsun. Sekiz gün sonra Salamanca'da tezimi savunacağım. Doktor olmam için bana bu kitap gerekli. Din adamı olmam için doktor, alnımda papalık başlığı olması için omuzlarımda lal gerekli. Giacomo ona yaklaşıp anlayabilen tek adammış gibi hayranlık ve saygıyla baktı. Dinle Giacomo, diye adam yine sözünü kesti. Sana zenginlik ve mutluluk getirecek bir sır vereceğim. Burada bir adam var. Bu adam Arapların orada yaşar. Onda bir kitap var. Giacomo sevinç çığlıkları atarak adı Mr. de Saint Michel mi? dedi. Teşekkür ederim. Hayatımı kurtardınız. Çabuk. Fransızca. Türkiye'nin tarihçesini ver bana. Giacomo bir rafa doğru koştu. Rafa gelince birdenbire durup benze attı. Şaşkın bir abayla. Ama benim bende yok dedi. Ah Giacomo. Yaptığın oyunlar çok basit. Bakışların sözlerin aksini söylüyor. Beyim, Yemin ederim ki bende değil. Ama sen yaşlı bir delisin Giacomo. Al işte sana 600 altın. Giacomo el yazmasını aldı ve genç adama verdi. Genç adam gülerek uzaklaşırken ona özen gösterin dedi. Genç adam katırına binerken uşaklarına Çalıştığınız adamın deli olduğunu biliyorsunuz ama o bir aptalı kandırdı dedi. Koca bir aptal diye tekrarladı. Benim papa olacağıma inandı. Giacomo ise hüzünlü ve umutsuz bir şekilde kala kaldı. Dükkanının camlarına ateş gibi yanan alnını dayayarak, öfkesinden ağlayarak, onca özen gösterdiği, onca duygu beslediği şeyi, el yazmasının beyin kaba uşaklarınca taşınmasını güçlükle izledi. Ah, lanet olsun, şeytanın adamı. Dünyada en çok sevdiğim şeyi benden çalan sana yüz kere lanet olsun. Ah, şimdi yaşayamam ben. Beni kandırdığını biliyorum. İnsaf, beni kandırdın. Eğer öyleyse, Ah, öcümü alacağım. Bir an önce Arapların oraya gideyim. Ya adam elimdeki paradan daha çoğunu isterse ne yapacağım? O zaman ah, ölürüm. Öğrencinin masanın üstüne koyduğu parayı alıp koşarak çıktı. Sokaklardan geçenleri, çevresindekileri hiç görmüyordu. Çözümünü anlayamadığı bir hayalin karşısındaymış gibi önündeki her şey geçiyordu. Ne geçenlerin yürüyüşünü ne de tekerleklerin zemindeki seslerini duyuyordu. Ne düşünüyor, ne de hayal ediyordu. Gözü bir tek şeyi görüyordu. Kitapları. Mr. de Saint düşünüyordu. Hayalinde onu canlandırmaya çalışıyordu. Bir parşömen ve genişliği inceli altın harflerle süslü sayfalarının sayısını tahmin etmeye çalışıyordu. Kalbi şiddetli bir şekilde çarpıyordu. Sonunda geldi. Öğrenci onu kandırmamıştı. Ona yakın kitap, Delik deşik eski bir İranlısının üstünde duruyordu. Yanlarında duran kitaplar gibi, güneşte yatıp orlayan adamla konuşmadan Giacomo dizlerinin üstüne çöktü. Kitapların kapağını endişeli ve evhamlı bir gözle taradı ve bağırarak kitapçıyı kaldırıp "Arkadaşım, sizde Mist de San Michel yok mu?" diye sordu. Tüccar gözlerini açınca, "Ne?" dedi. "Bende olan bir kitaptan mı söz ediyorsunuz? Bakın işte" Giacomo ayağıyla vurarak ''Aptal.'' dedi. ''Bunların dışında kitap var mı?'' ''Var. İşte buradalar.'' deyip iplerle tutturulmuş küçük bir paketi gösterdi. Giacomo bağları koparıp bir saniyede başlıklarını okudu. ''Lanet olsun.'' dedi. ''Bunlar değil. Onu satmış olmayasın. Eğer sendeyse onu bana ver. Yüz altın, iki yüz, ne istersen veririm.'' dedi. Kitapçı şaşırmış bir şekilde ona baktı. ''Yoksa Oviedo Katedrali'nin papazına dün sekiz paraya verdiğim küçük kitaptan mı söz ediyorsunuz?'' dedi. ''Kitabın adını hatırlıyor musun?'' ''Hayır. Miste de Saint miydi acaba?'' ''Evet, oydu.'' Giacomo birkaç adım geri çekildi ve saplantısının karşısına çıkmasından yorulmuş biri gibi tozun arasına düştü. Kendine geldiğinde akşam olmuştu ve ufukta kızaran güneş batmak üzereydi. Kalkıp hasta ve umutsuz bir şekilde evine geri döndü. Sekiz gün sonra bile Giacomo hayal kırıklığını unutmamıştı. Yarası hala tazeydi. 3 günden beri gözüne uyku girmemişti. Çünkü o gün ülkede tek bir nüshası olan İspanya'da basılan ilk kitabın satılacağı gündü. Uzun zamandan beri ona sahip olmak istiyordu. Hatta sahibinin öldüğünü öğrendiği gün mutlu bile olmuştu. Ama bir endişe ruhunu daraltıyordu. Baptisto onu satın alabilirdi. Ki Baptisto bir süreden beri ondan müşterilerini çekiyordu. Bu onu pek ilgilendirmiyordu. Ama bir sanatçı hıncıyla önünden nefret ettiği Baptisto, eski ve nadir olan her şeyi alıyordu. Ona yük olan bu adam, açık artırmada, el yazmalarının yer aldığı her yerde duran adam, istediğini elde ediyordu. Kaç kez zavallı keşiş, gurur ve hırs dolu rüyalarında, Baptisto'nun upuzun elinin, tıpkı satış günlerinde olduğu gibi kalabalığın arasından ona yaklaşıp bunca zaman hayalini kurduğu, ve bunca sevgi ve bencillikle istediği hazineyi ondan aldığını görmüştü. Kaç kez de ne paranın ne de sabrın yapabileceğini elde etmek için suç işlemeye meyil duymuştu. Ama bu düşünceyi kalbine gömmüştü. Dikkatini bu adama güttüğü nefretten uzaklaştırmaya özen gösterip kitaplarının üzerine uykuya dalmıştı. Sabah olur olmaz satışın gerçekleşeceği evin önünde olmuştu. Memurdan, halktan ve güneşten önce oradaydı. Kapıların açılmasıyla merdivene koşturmuştu salona çıkıp bu kitabı sormuştu. Ona kitabı göstermişlerdi. Bu bile bir mutluluk kaynağıydı. Böyle güzelini hiç görmemişti ve hiçbir kitabı böylesine sevmemişti. Bu kitap Yunanca yorumlu bir Latin inciliydi. Ona baktı. Diğerlerinden çok ona hayranlıkla baktı ve acı acı gülerek parmaklarıyla kavrayıp sıktı. Tıpkı açlıktan ölmek üzereyken insanın altın bulması gibi. Hiçbir zaman bir şeyi böylesine istediği olmamıştı ne pahasına olursa olsun kitaplarını, el yazmalarını, 600 altınını verme pahasına bu kitabı elde etmek istiyordu. Bu kitaba sahip olmak için her şeyi satmak ve sahip olduğu kitabı tüm İspanya'ya, krallara, bilim adamlarına, baptistoya aşağılayarak ve gülerek göstermek istiyordu. Benim, bu kitap benim olmalı. Hayatım boyunca onu ellerimin arasında tutmak, onun dokunduğu gibi dokunmak, hissettiği gibi hissetmek ona baktığı gibi sahip olmak istedi. Sonunda satış vakti geldi. Baptisto da oradaydı. Yüzü sakindi, huzurluydu. Sıra kitaba geldi. Giacomo önce 20 altın teklif etti. Baptisto sustu ve İncil'e bakmadı. Keşiş, ucuza mal olan kitabı tam almak üzere elini uzatır uzatmaz Baptisto, kırk, dedi. Giacomo düşmanına korkuyla baktı ve tüm gücüyle bağırarak, elli, dedi. Baptisto, altmış, diye yanıtladı. Yüz. Dört yüz. Üzüntüsüne rağmen rakibi beş yüz diye ekledi. Sabırsızlıktan ve öfkeden tepinirken Baptisto alaycı ve kötü niyetli bir sükunet içindeydi. Satış memuru üç kez beş yüzü tekrarlar ve Giacomo'nun içi giderken bir adamın dudakları arasından bayılmasına neden olan bir söz çıktı. Kraliyet meydanının kitapçısı 600 demişti. Satış memuru dört kez altı yüzü tekrarladı ve etraftan hiçbir ses gelmedi. Sadece elleri titreyen, Dant'ın lanetlilerin gülüşü gibi acı acı gülen bir adamın sesi duyuluyordu. Başını eğdi, ellerini göğsüne dayadı, elini çektiğinde ıslak ve sıcaktı. Çünkü canını tırnaklarının ucunda hissediyordu. Kitap elden ele Baptisto'ya ulaştırılırken, Giacomo'nun önünden geçti. Geçerken kitabın kokusunu hissetti ve gözlerinin önünde gülerek onu alan ve zevkle sayfalarını açan adamı gördü. O anda yüzünü gizlemek için başını eğmişti keşiş. Çünkü ağlıyordu. Dönerken sokakta ağır adımlarla ve binbir güçlükle yürüyordu. Yüzü garipti ve afallamıştı. Sarhoş bir adam gibiydi. Çünkü sallanarak yürüyor, gözleri baygın ve kırmızıydı ve alnından ter akıyordu. Şenlikte içkiyi fazla kaçıran biri gibi ağzında bir şeyler gebeliyordu. Bilinci yerinde değildi. Vücudunun herhangi bir yerinde amaçsızca dolaşan aklı titriyor, ağırlaşıyor gibiydi. Başı kurşun gibi ağırlaşmıştı, alnı ateş gibi yanıyordu. Evet, hissettiklerinden dolayı sersemlemişti. Günler onu yormuştu. Varoluş onu yıpratmıştı. O gün pazardı. İnsanlar konuşarak, şarkı söyleyerek sokaklarda geziniyordu. Zavallı keşiş onların konuşmalarını dinledi, yoldayken birkaç konuşmaya kulak verdi. Ancak bunlar hep aynı konuşmalar, aynı tınılar ve aynı uğultuydu. Beyninin içinde bızıldayan ve onu düşündüren şey aynı gürültü ve tuhaf melodiydi. Adamın biri diğerine, ''Aklıma gelmişken yatağında boğulmuş olarak bulunan zavallı Oviedo papazı olayını duydun mu?'' diye sordu. Giacomo, akşam hava almak için kapıya çıkan kadınların önünden geçerken konuşmalarını duydu. ''Marta, Salamanca'dan gelen zengin var ya, hani birkaç gün önce buraya gelmişti?'' güzel ve süslü. Siyah bir katırı vardı hani. Bu sabah kilisede onun öldüğünü söylediler. Zavallı genç adam. Ölmüş mü? Evet canım, diye yanıtladı diğeri. Burada, San Pierre Hanı'nda ölmüş. Önce başı ağrıyormuş, sonra da ateşi çıkmış. Ve dört gün sonra toprağa vermişler. Giacomo buna benzer başka konuşmalar da duymuştu. Hatırlayınca içi titredi. Yüzünde vahşi bir gülümseme oluştu. Keşiş yorgun ve hasta bir şekilde evine döndü. Çalışma masasının yanına yere yattı ve uykuya daldı. Göğsü sıkışmıştı. Boğazından kırık ve boş bir ses çıkmıştı. Ateşler içinde uyandı. Korkunç bir kabus yüzünden bütün gücü tükenmişti. Sonra da gece oldu. Yandaki kilisenin çanı saat 11'i çaldı. Giacomo, "Yangın var, yangın var!" sesleri duydu. Camları açtı, sokağa çıktı ve çatılardan yükselen alevlerle karşılaştı evine dönüp dükkanına gitmek için yağ lambasını alırken, ''Yangın, kraliyet meydanında, Baptiston'un yeri yanıyor!'' diye bağırarak koşan adamların sesini duydu. Keşiş titredi, yüreğinin derinliklerinden gelen bir kahkaha attı kalabalığa doğru, kitapçının yerine gitti. Ev yanıyordu. Rüzgar estiğinde alevler korkunç bir şekilde alazlanıyor, İspanya'nın güzelim mavi göğünde yükseliyordu. Hareketli ve telaşlı Barcelona'nın tepesinde gökyüzü dalgalanıyordu tıpkı gözyaşının üstünde dalgalanan bir mendil gibi. İleride çaresizce saçlarını yolan, Tanrı'ya lanet ederek yerde yuvarlanan, öfke çığlıkları atan yarı çıplak bir adam görünüyordu. Bu adam Baptist'oydu. Keşiş onun çaresizliğini ve çığlıklarını, kanatlarını kopardığı kelebeğin can çekişmesini zevkle izleyen acımasız bir çocuğun ifadesiyle huzur içinde vahşi bir şekilde gülümseyerek izliyordu. Yüksekteki bir dairede birkaç kağıt topunun alev aldığını gördü. Giacomo bir merdiven kapıp isli ve yanan duvara yasladı. Merdivenin sallanmasına rağmen Giacomo koşarak basamakları çıktı ve pencereye ulaştı. Lanet olsun, bunlar ne yazık ki birkaç değersiz eski kitaptı. İki seçenek vardı. Ya alevlerin arasına atılmak ya da ahşabı ısınmaya başlayan merdivenden inmek gerekiyordu. Giacomo içeriye girdi, vazgeçmedi, ilerledi. Birçok odadan geçti. Adım attıkça döşemeler sallanıyordu, yaklaşınca kapılar düşüyor, tepesindekiler sallanıyordu. Soluk soluğa ve öfkelenerek yangının tam ortasına koşturuyordu. Bu kitaba sahip olmalıydı. Ya ona sahip olacak ya da ölecekti. Nereye gittiğini bilmeksizin koşturuyordu. Sonunda sağlam bir kapının önüne geldi. Onu tekmeleyip kırdı, karşısına karanlık ve basık bir daire çıktı. El yordamıyla birkaç kitap buldu, birine dokunup odanın dışına götürdü. Bu oydu, Lemüste de San Michel'di. Çılgına dönen biri gibi çıktı daireden. Boşlukların üstünden atladı. Alevlerin arasından uçar gibi atladı ancak duvara yasladığı merdiveni yerinde bulamadı. Bir pencereye vardı, dışarıya çıkıp elleriyle ve ayaklarıyla çıkıntılara tutunarak indi. Giysileri tutuşmaya başlamıştı. Sokağa varınca alevleri söndürmek için su oğluğuna yuvarlandı. Birkaç ay sonra kitapçı Giacomo hakkında garip olması dışındaki söylentiler sona erdi. İnsanların çoğu onu sokakta görünce gülüyordu. Çünkü onun tutkularını ve takıntılarını anlamıyorlardı. O sıralarda İspanya'nın gündeminde daha önemli ve ciddi şeyler vardı. Kötü bir cin ülkenin üstüne çökmüş gibiydi. Her gün yeni cinayetler ve suçlar işleniyordu. Bunları sanki gizli ve görünmez bir el işliyormuş gibiydi. Sanki her anenin tepesinde düşmeye hazır bir hançer duruyor gibiydi. Aileler bıçak sırtındaydı. Yaralarından kanakmadan bir iz bırakmaksızın insanlar kayboluyor yolculuğa çıkıp geri dönmüyorlardı. Bu korkunç felakette kimin parmağı olduğu bilinmiyordu. Bir felaketi başkalarına mal etmek, mutluluğu kendine mal etmek gerekiyordu. Aslında hayatta öyle kötü günler, insanların yaşadığı öyle karanlık anlar vardı ki, kimin lanetleneceğini bilmeden göğe doğru haykırılır, böyle uğursuz günlerde insanlar kadere inanırdı. Aslında aceleci ve faal polisler bu olayların failini bulmaya çalışıyordu. Muhbirler bütün evlere girip bütün konuşmaları dinledi. Bütün bağrışmalara dikkatini verdi. Herkesin gözünün içine baktı. Ancak bir şey bulamadı. Savcılık bütün mektupları açıp okumuştu, mühürleri kırmıştı. Köşe bucak aramasına rağmen hiçbir şey bulamamıştı. Oysa günün birinde Barcelona sakinleri, cinayetlerin faili olduğu düşünülen kişinin alacağı idam cezasını izlemek için yastan çıkıp mahkeme salonuna gitti. İnsanlar gözyaşlarını sinirli gülümsemelerde gizliyordu. Acı çekerken ağlamanın bencil bir teselli olacağı ve gözyaşlarını saklamaları gerektiğini düşünüyordu. Zavallı Giacomo, sakin ve huzurluydu. Baptisto'nun evini ateşe vermekle, incilini çalmakla ve bilmem kaç tane suçla suçlanmıştı. O da hırsızların ve katillerin oturduğu yerde oturuyordu. Sadece kitaplarını düşünen dürüst kitapsever, cinayet meselelerine karışmıştı. Mahkeme salonu insan kaynıyordu. Sonunda yargıç kalkıp kararını okudu kararı uzun ve karmaşıktı. Yorumlardan ve bazı göndermelerden dolayı asıl konu neredeyse fark edilmiyordu. Yargıç, Giacomo'nun evinde Baptisto'ya ait olan İncil'in bulunduğunu, bu İncil'in İspanya'da başka sureti olmadığını ve bu değerli ve ender kitaba sahip olmak için Giacomo'nun Baptisto'nun evine ateşe vermiş olabileceğini açıkladı. Soluk soluğa kalan yargıç susup oturdu. Keşiş hala sakin ve huzurluydu. Ona hakaret eden kalabalığa gözleriyle bile bir karşılık vermedi. Avukatı kalktı, uzun uzun konuştu. Konuşması güzeldi. Sonunda dinleyicileri etkilediğini sandı. Cübbesinden bir kitap çıkardı. Kitabı açıp herkese gösterdi. Gösterdiği kitap bu İncil'in başka bir örneğiydi. Giacomo çığlık attı ve saçlarını yolarak yerine düştü. Çok önemli bir andı. Çünkü suçlunun söz alması bekleniyordu. Ancak onun ağzından bir şey çıkmadı. Sonunda yerine oturup, uykudan yeni uyanan biri gibi yargıca ve avukatına baktı. Baptiston'un evini yakıp yakmadığı sorulduğunda, ''Ne yazık ki hayır.'' diye yanıtladı. ''Hayır mı?'' ''Beni mahkum edecek misiniz? Ne olur beni mahkum edin. Artık hayat bana bir yük oldu. Avukatım size yalan söyledi. Ne olur ona inanmayın. Beni mahkum edin. Don Bernardo'yu ben öldürdüm.'' Papazı ben öldürdüm. Kitabı ben çaldım. İspanya'da başka örneği olmayan kitabı ben çaldım. Bu kitabın başka sureti yoktur. Beyler, idam edin beni. Ben sefil biriyim. Avukatı İncil'i göstererek ona yaklaştı. Ben sizi kurtarabilirdim. Kitaba bakınız, dedi. Giacomo kitabı alıp inceledi. Ah! İspanya'da tek olduğunu sanıyordum. Lütfen beni kandırdığınızı söyleyin. Lanet olsun. dedi ve bayılıp düştü. Yargıçlar döndü ve idam kararını açıkladılar. Giacomo bu kararı duyunca ürkmedi. Hatta daha sakin ve rahatlamış gibi duruyordu. Ona papadan bağışlamasını istemesi durumunda belki affedilebileceğini söylediler. Ancak bunu istemedi. Sadece kitaplarının İspanya'da en çok kitaba sahip olan kişiye verilmesini istedi. Sonra insanlar salonu boşaltınca avukattan kitabı ödünç vermesini rica etti. Avukat kitabı verdi. Giacomo büyük bir aşkla kitabı aldı, sayfalarına bakıp gözyaşı döktü ve birkaç sayfasını yırtıp savururcasına fırlatarak ''Sayın avukat, yalan söylediniz. İspanya'da tek olduğunu söylemiştim.'' dedi. Son